Kars Kafkas Üniversitesi Yurtseven Öğrenci Derneği üyeleri, Muğla'da öldürülen Şerzan Kurt ve Diyarbakır'da öldürülen Aydın Erdem için açıklama yaparak anma düzenledi. Eğitim Fakültesi önünde yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutturmayacağız" pankartını açan öğrenciler, "Örgütlü gençlik yıldırlamaz, katil polis, işbirlikçi AKP ve Şerzan'la aydınlık bir gelecek" dövizlerini taşıyarak sık sık "katil polis üniversitelerden defol" sloganları attı. Kayaöder adına açıklama yapan Şahap Çeri, üniversite yönetimleri ve emniyet işbirliğiyle Türkiye'nin hemen hemen her üniversitesinde sömürü, sindirme ve gençliği pasifleştirme çabasının içerisine girildiğini söyledi. Üniversitelerde katliam ve linç olayları birbiri ardına devam ederken aynı zihniyet şehirlerde de kendini göstermektedir. Bunun en açık örneği bir yıl önce Gever'de meydana gelen serıldanlarda polis, devlet, hatta sessiz kalan tüm insanlığın katletmiş olduğu işbirlik kardeşler ve Bemal Tokçu yoldaşlarımızın şehadetleri mücadelemizin şehadet gerçeğine ulaşmış ve yolumuzu bir güneş gibi aydınlatmaktadır. Bizler bu metni hazırlarken Gever'de demokrasinin bir gereği olarak protesto hakkını kullanan kitleye yine kolluk kuvvetlerinden olan ve yine polis tarafından saldırı olmuş ve Roşat Özdel yoldaşımız şehit edilmiştir. Demokrasi şehidi olarak kalplerimize ve hafızalarımıza yazarak demokrasi mücadelemize devam edeceğiz. Düşünün yoldaşlar, insan tenini düşünün, hassasiyetini, zarafetini gözler önüne getirin. Bir insan tek varlığı olan canını namlunun ucuna seriyorsa mutlaka bu insanı anlamaya çalışın. O mutlaka bir şeyler anlatmak istemektedir. İnsan olma hakkına ancak böyle kavuşabilmekte ve yaşamın Kürdistan'da böyle kazanıldığını ifade etmeye çabalamaktadır. Bu insana, insanlığa, insanın özgürlüğüne saygı duymaktır. Kürdistan'da şehadet bu denli zorunlu ve bu denli anlam yüklüdür. Şehit namırın! Şehit namırın! Şehit namırın!